Elhamdülillah Rabbil Alemin. Allah'ın razı olmadıkları şeyleri terk eder. Allah'ın rızası için razı oldukları yönelirse gerçekten müjdeler, ikramlar sana öyle çok bir zaman sonra az sabreder, az şükreder, tevekkül ettiğinde sana öyle bir açılır ki hiçbir kimsenin yapamayacağı iyilikler. Bu iç huzur esas olan odur zaten. Bu dünyaya kazansa huzuru tatmayan biri için dünyanın hiçbir anlamı olmaz. Bu yüzden de haklı olan sabırla, şükürle, tevekkülle Rabbine gönül dayanarak yaşar. Razı olmadığı ne varsa hemen derhal ona sığınarak, ona gönülerek, onun rızasını isteyerek bırakmaya çalışır. Ona secdeler eder, boyun eğer, namazını kılar, tertemiz şekilde ona bütün gönülle sığınır, dualarını eder. Allah'ın ikramı gerçekten rızasını arayanlara yakındır. Ama Allah'ın razı olmadığından, razı olandan Allah niye razı olsun ki? Allah'ın razı olmadığını nasıl bir huzur, nasıl bir başarı, gerçek başarı bulabilir ki? Bakın gerçek başarıyla yalancı başarı birbirine karıştırma. Yalancı başarı Allah'a rızasını gözetilmeden gelenlerdir. Onlar beladır her biri. Çünkü hesabı sorulacaktır. Çünkü seni gerçekten en büyük mutluluk, en büyük huzurdan alıkoyar. Allah'ın razı olarak verdikleri işte gerçek başarı budur. Bu yüzden de biz Allah neyden razıysa razı oluruz. Yöneticilerden her yer yüzündeki herhangi bir olay. Allah'ın razı olmadığı yola girenlerden uyarırız güzelce. O asla razı olmaz yollarına destek vermeyiz. Destek veren Allah'a karşı gelenlerin yaptığı işe ortak olmuş olurlar. Günahlarına ortak olmuş olurlar. Bugün partiler, pırtıların tamamı zıvanadan, yoldan çıkmış. Şeytanın ardına takılmış. Kesinlikle cehennem istikametindeler. Kendinize kıyan ahmakların burnuna düşmekten Allah'a sığının. Çünkü Allah'ın razı olmadığından razı olana Allah razı olmaz. Allah'ın razı olmadığı bu dünya karanlık, ebedi hayatı, zillet, bataklıktır. Ama Allah tövbe eden, halini düzelten, ne hangi durumda olursa olsun, ne kadar ileri gitmiş olursa olsun, en sapkın hallere de düşmüş olsa, tövbe eden, Rabbine dönen, Rabbinden gelen teslim olana lütfu ikramı çoktur. İsa Mesih geldi, haydi Allah'a koş.